size bir şey söyleyeyim, bir uluslararası ilişkiler hocası olarak söylüyorum. Çarlık zamanında bir Avrupa ülkesinin büyükelçisi Moskova'ya atanıyor. Ve Moskova'ya geldiğinde çok hasta adam. Adam çok hasta. Bir türlü itimatnamesini, güven mektubunu çara arz edemiyor. En sonunda işler de yürümeyince adamı sedyeyle çarın önüne getirmeye karar veriyorlar. Güven mektubunu vermek üzere. Hakikaten getiriyorlar. Sedyeyle Moskova'da çar sarayına getiriyorlar ve çarın önüne çıkartıyorlar. Bunu vermek üzere. Ve ne diyor biliyor musunuz çar? O yatarak veriyorsa diyor, ben onu salonda kabul etmem diyor. Ben de yatarak alırım diyor, yatak odamda kabul ederim diyor. Ve yatağına yatıyor çar. O adam hasta, sedyeyle getiriyorlar, yatağında alıyor çar itimatnamesini. Mütekabiliyet onun için çok önemlidir. Milletlerin gururu, devletlerin onurudur. Bunu ezdirmemek lazımdır. Zürafa adası Türk'ün adasıdır, açıklaması mutlaka yapılmalıdır. Bu böyle, el altından biz ona cevap verdik, şöyle dedik, böyle dedikle geçiştirilecek bir konu değildir. Türk kamuoyu Zürafa adasının Türkiye'ye ait olduğunu duymak istemektedir. En başta ben duymak istemekteyim.